nasıl bir şikayetle geliniyor ki sizlere? Sizler de bununla alakalı bir süreç, bir nakil işlemini gerçekleştirme kararı hususunda heyet ya bu şimdi tabii organına göre değişiyor. Mesela böbrek yetmezliği diyelim ki bir insan böbrek yetmezliğine girdi. Diyalize bağlı kaldı. Yani şimdi bir insan diyalize bağlı kaldığı zaman bu diyalizden dolayı çok ciddi problemler oluşuyor. Özellikle birkaç, mesela diyelim ki 20 yaşında diyalize girdin ya da 30 yaşında diyalize girdin. Yani bunun böyle uzun yıllarca şey devamı biraz zor. Diyalize bağlı komplikasyonlar gelişiyor yıllar içerisinde. Ve bu ileriki dönemde hem hayat şartlarını zorlaştırıyor. Çünkü diyalize haftanın 2 günü, 3 günü diyalize girmek, orada saatlerce orada kalmak uzun dışında evet hem yorucu bir süreç hem de uzun yıllar diyalize bağlı olarak gelişen bir takım ciddi problemler oluşabiliyor. Özellikle kalp damar sistemi yönünden ciddi problemler oluşabiliyor. O yüzden böbrek nakli önemli. Yani hem hastanın yaşamı süresinin uzunluğu açısından hem konfor açısından önemli. Böbrek yetmezliği olan hastalara çok yaygın biliyorsunuz böbrek nakli. Böbrek naklinin şöyle bir avantajı var. Canlı kişiden yani kalp için muhakkak beyin ölümü olmuş olması gerekiyor ama böbrek ve karaciğer için öyle bir şart yok.